Evet, bir yanda evim sağlanma endişesi, bir yanda da aylardır süren kira krizleri. İşte onlardan biri daha. Ev sahibi %400 zam istedi. Alamayınca da kiracısının kafasına elma fırlattı. Ya benim kafama atma, camıma, kafama gelme benim bak. Bu nedir ya? Böyle bir insanlık olamaz. Sen bana nasıl böyle yapıyorsun? Sen utanmaz insansın sen. Kapıma elma atmaya utanmıyor musun? Nasılsın? Evimde huzur bırakmadı. Kiraya 4 kat zam istedi, alamayınca sinirlendi. Kiracısına küfür hakaret yağdırdı. Kafasına elma bile fırlattı. Koskoca kadınsın ya, utanmıyor musun sen? Camıma elma atmaya utanmıyor musun? Nefret ediyorsun seni. Yılmaz ailesi Sancaktepe'deki bu evde 5 yıl 1 aydır kiracı olarak yaşıyor. Ancak iddialarına göre ev sahipleri 1700 liralık kirayı 8500 liraya çıkardı. 2000 küsur liraya çıkardık, 2250 liraya, ama 8500 liraya çıkarmaya çalışıyor. Bu evin bu müddet ederi o kadar değil. Kiramızı aksatmadan düzenli olarak ödeyen bir kiracıyım. Ben kira istemedim. Görüşmeye bile gelmedi. Hayır hayır, hiç karşı karşıya gelmedik ki biz onunla. Oturup konuşamadık. Bahaneler uyduruyor işte. Kiracı bu isteğini reddedince de iddiaya göre ev sahibi saldırmaya başladı. Kapıları tekmeliyor, doğalgaz vanasını indiriyor ve iddiaya göre aileye huzur vermiyor. Para veriyorum, nasıl veriyorum evine? Onun için durma. Evine para veriyorum. Bana elma atma, cebime bir daha gelme benim kapıma. Ev sahibimizin eşi inanılmaz kötü bir kadın. Doğalgaz vanasını kapatıyor, kapımızı tekmeliyor. Zili söktüm ben, zile basarak sabahın 7'sinde zili basıyor, bizi zıplatıyor. Camımıza, yatak odamızın camına elma atıyor. Ev sahibinin kocası ise iddiaları yalanladı. O kendi haline bir şeyler yapıp duruyor, yalancı. Kafa yapısı bence düzgün değil onun. Ev sahibi kiracı kavgasında son sözü yargı söyleyecek. O zile kendin bastın, yumruk attın. Çeksin. Sen...